Hacı yakışıklı. Noel mi, yılbaşı mı? Ebu Cehil mi, Aziz Valentine mı? Kavramlarda boğulup durmak zorunda mıyız? Bu yazgı mı yoksa ayaklarımızdaki pranga mı? Dokunduğumuz zaman fişlendiğimiz konulardan usandık aslında ve bu döngünün kendiliğinden kırılmasını beklemek acziyetin artmasını sağlıyor. Laiklik, sekülerizm, modernite, nihilizm, deizm derken baktık ki ezan okunan topraklarda affedersiniz dönmeler Ramazan'da eylem düzenliyor. Bazıları pankart alıp hamile kalırım doğurmam yazabiliyor. Kimse bizim gerçeklerimize inanmak zorunda olmadığı gibi bizler de kimsenin gerçeklerine inanmak zorunda değiliz. Bu konuda en hassas noktalardan biri de Mustafa Kemal mevzusu olarak icat edildi. Bugün CHP kendisini Atatürk'ün Partisi diye sunuyor ve gariptir ki Kemal Kılıçdaroğlu kıyafetime dokunma eylemleri düzenliyor. 1934'te kılık kıyafet kanunu çıkaran ve bunu devrim diye sunan Atatürk'ün CHP'si değil miydi? İnsanların kıyafetini kanunla düzenleyenler bugün kıyafetime dokunma diyor ama bir türlü geçmişle hesaplaşmak istemiyor. Bu ne yaman çelişki anne? Yine konu nereye geldi? Başlıkta Noel yazıyor. En iyisi başlığımıza dönelim. Noel Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı bir bayram veya ritüel bu törenler din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde ülkemizde de meşru olarak kutlanabiliyor. Müslüman olarak Noel'e icabet etmiyoruz ama Hristiyanların kutlamasına engel olmak gibi bir niyette beslemiyoruz. Geçtik 31 Aralık gecesine yani yılbaşına. Bugünkü şekliyle yılbaşı kutlaması kültürümüzde var mı? Milli piyango çekilişi çam ağaçlı yılbaşının ülkemize insanına yakışmadığını, kutlamanın gereksiz ve anlamsız olduğunu, kültür yozlaşmasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Yılbaşı kutlanmasına itirazım var. Lakin illa kutlarım diyene de kutladığı şeyle beraber haşrolması hususunda dileklerimi iletiyorum. Yeni yılınızı kutlarız mesajlarında kutlanan ve kutsanan şey nedir? Bilanço defterlerimi, yıl sonu hesaplarımı, başarılı geçmiş bir miladi çalışma takvimimi yoksa keşiş törenlerimi? Miladi yılbaşı bizim için eğlence değil, ancak bir yılın değerlendirilmesinin yapıldığı muhasebe günü olabilir. Müslüman elbette günlük muhasebesini yapar, o ayrı mevzu. Son yüzyılda miladi yeni yılı toplumsal olarak tebrik etmeye gerek yok. Zira ötelenen ve yok sayılan mazlumların hakkını yeterince koruyamadık işi hemen siyasete ve hükümete bağlamayalım. Zira bu bir hükümet siyaset mevzusu değil. Söylediklerimiz hepimizi ilgilendiriyor. Bugün Mısır zindanlarında Müslümanlar haksızlık görüyorsa, Filistin'de çocuklar bu senede ölmüşse, Arakan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da mazlumlar işkence görüyorsa neyi kutluyorsunuz? 28 Şubat mahpusları hala zindanda yatıyor. 2018 senesi içinde şehitler vermiş bir ülkenin evlatları olarak 31 Aralık gecesi Ondan geriye sayıp havai fişekler patlatanlar neyi kutluyor? Siz yılbaşı diyerek Müslümanlara neyi kutsatıyorsunuz? Noel ve yılbaşı başka diyerek masumane eğlenti havasına girenler var. O vakit Noel Papa'nın ne işi var ülkemizin ABM'lerinde, sokaklarında, caddelerinde? Mehmet Akif Ersoy'a atfedilen ama Ömer Berber adlı şaire ait olduğu ifade edilen şu şiir bir hakikati dile getirir. Ey alem İslam'ın baş tacı büyük Türkiye! Mukaddesatı unuttun Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbın safsatası kiminin maybunu var kiminin Noel babası. Bu arada başlıkta bir de Aziz Valentine var. Belarus'taydım. Hava soğuk. Tarih mekanları gezerken bir kiliseye denk geldik. İçeride onlarca genç çift var. Papaz efendinin karşısında diz çökmüşler ve papaz onların kafasına dokunup kutsuyor. Orada yaşayan birine bu nedir diye sorduğumda çiftlerin sevgili olduklarını ve o günün Saint Valentine's Day Aziz Valentine günü olduğunu söyledi. O gün 14 Şubat'tı. Hristiyanların kutsandıkları gün olan Aziz Valentine's Day ülkemizde Sevgililer Günü diye anılıyor. Kutluyoruz ama neyi? Birileri şimdi dileyen kutlasın efendim diyecektir. Tamam gitsin kutlasınlar da neyi kutladıklarını bilsinler. Sonra bir gün bakmışsın. Bizim Müslüman Mehmet kardeşimizle Müslüman Hatice kardeşimiz papazın karşısında diz çökmüş kutsama ayini yapıyor. O günde şunu diyecekler. Dileyen kutsansın efendim. Son söz, babası Noel olanın dedesi Ebu Cehil olur. Rahmetle. 3 sene evvel bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çıktığı yolculukta Medine'de peygamberimizin usurunda kutsal beldelerde vefat eden kıymetli Hasan Karakaya abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Akit ailesi olarak kendisini daima rahmetle yad ediyoruz. Birer Fatiha okuyalım inşallah. Hacı yakışıklı yeni akit.